Merhaba arkadaşlar. BTC Haber'deki köşe yazılarını videolu olarak da anlatmaya çalışıyorum. Birçok proje isteği geliyor ama yetişebildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Farklı alanlarda birçok proje var. Yetişmek zor. Şimdi bu Agorik ne yapıyor onu söyleyeyim öncelikle. Şuradan başlamak lazım sanırım. Bu program geliştirme noktasında programcıların işini kolaylaştıran bazı şeyler vardır, adımlar. Örneğin WordPress demiştir ki, kardeşim sen güvenlik boyutuyla veya arka plandaki yazılımsal boyutta çok uğraşma, ürettiğin içeriğe odaklan. Ve bir hamur web sitesi geliştiricilere sunmuştur. Bunun gibi çeşitli platformlar vardır. Tabii ki her platform iddiasını gerçekleştiremeyebilir. Yani her platform iddia ettiği şeyi başarılı şekilde gerçekleştiremeyebilir ama genelde bu şekildeki iddialar neticesinde bir yeni ürün ortaya çıkar. Agori'nin yaklaşımı da bu. Yani diyor ki DeFi noktasında ben sana JavaScript'i daha güvenli hale getiren Hardened JavaScript diye bir şey sunuyorum. Ve sen burada DeFi'lerini geliştirebileceksin. Şimdi ben şuradan başlayayım anlatmaya önce. Pardon, Zoom'un. Şimdi şu çok önemli, şu. Şimdi en altta Tender Mint var. Tender Mint, Practical Byzance Fault Tolerance denilen, yani pratik Bizans hata toleransı denilen fikir birliği yaklaşımını kullanıyor. Şimdi dağıtık sistemlerde zaten fikir birliği yaklaşımları yarışıyor. Bu fikir birliği yaklaşımları proof of work, proof of stake değil aslında. Bunlar sivil ataklarına karşı sistemi koruyan şeyler ama bazen isimleri bunlarla özdeşleşiyor. Fikir birliği mekanizmaları işte burada Practical Byzance Fault Tolerance veya Bitcoin için Nakamoto protokolü olarak bilinen protokoller. Tender Mint'te işte bu PBBT-FT'yi kullanıyor. Şuradan da göstereyim. Şunu yani. Tender Mint buradaki IBC ile iletişime geçiyor. Yani Inter Blockchain Communication Platform dedikleri şeyde. Bu da zaten Kozmos teknolojisinin çekirdeğindeki teknolojiler. Kozmos'un sloganı Internet of Blockchain, yani blok zincirlerin interneti. Bu Kozmos'un iddiası, Polkadot'un da benzer bir iddiası var. Polkadot da daha çok buradaki standartları oluşturma noktasında çalışıyor. Zaten Tender Mint'in koruna bakarsanız Kozmos'a ne kadar yakın olduğunu görürsünüz. Kozmos'un SDK'i de burada önemli. Bakın burada aslında yapmaya çalıştıkları şey bir Lego vari bu parçaları kullanmanızı sağlamak. İşte yetkilendirme, yönetim, staking veya banka sistemi gibi güvenlik gibi. Şimdi bu mimarinin en alt katmanında bu var. Tendermint var. O IBC ile iletişime geçiyor. Inter Blockchain protokolü ile geçiyor. Onun dışında üst katmanda Endo diye bir şey var. Endo'yu yani Hardened JavaScript diye de kullanıyorlar. Hardened JavaScript de belki ileriki videolarda bununla ilgili direkt kod kullanacağız. JavaScript'i daha güvenli, daha blok zincir ekosisteminde uygun olacak şekilde bir hale getirmişler. Buna Hardened JavaScript diyorlar. İşte diyor ki JavaScript ama işte buradaki güvenlik zafiyetlerine karşı çözümler bulduk falan. Bunun diğer adı da Endo. Bakın bunu zaten kendi dokümantasyonunda yapıyor. Bunlar biraz daha veri bilimiyle ilgili şeyler. Stack'te tutulan bilgiler, heap'te tutulan, queue'de tutulan bilgiler.
Gördüğünüz gibi burada Hardiness JavaScript dediği şey yani güvenli bir JavaScript'i işte nesne yönelimli bir programlama için kullanıyorlar. Bunlarla ilgili örnekler yaparız ilerleyen zamanlarda. Şimdi biraz daha mimarisinden bahsedeceğim. Pardon. Peki bu neyle iletişime geçiyor Endo? Endo'da aslında şurada gördüğünüz gibi CAP TV TP denilen şeyle iletişime geçiyor. Bu da şu. Buradaki güvenli JavaScript kodlarını dağıtık bir mimaride aktarmamız gerekiyor ya. O da onunla iletişime geçiyor. Oradaki güvenli bir şekilde oraya objelere mesajları gönderiyor. Oradaki objelere, nesnelere mesajları gönderiyor. Bir üst katmanımızda dijital varlıklar var. Dijital varlıkları az çok biliyorsunuz zaten. Burada ekonomi olarak bunu tanımlamış da token ekonomisi. Bizim dijital varlıklardan kastımız burada Web3 ekosistemindeki dağıtık projelerin sürdürülebilir olması için oradaki yönetişim jetonu olarak geçen varlıklar bizim dijital varlıklarımız. Bunları işte bazen ERC20, bazen ERC721 gibi kontratlarla düşünüyoruz. Bazen çok farklı bir şekilde de düşünebiliriz yani buradaki varlıkları. Ama bu dijital varlıklarda ERTP ile iletişime geçiyor mimaride. ERTP de burada aslında elektronik hak transfer protokolünün kısaltması. Agoric böyle bir yaklaşım yapmış. Yani buradaki token standartlarını oluştururken elektronik hak transfer protokolü demiş. Aslında bence bu güzel bir şey. Çünkü biz bu meseleyi anlamaya çalışırken hep bunu bir para boyutundan çıkarıp mülkiyet, hak, varlık boyutuna getirmeye çalışıyoruz. O yüzden elektronik hak transfer protokolü ibaresini çok ben beğendim. Burada ERTP API var. Bu API kullanıyorlar. Bununla siz fungible veya non-fungible token üretebiliyorsunuz. Bunları transfer edebiliyorsunuz. Ve bunlar da tabii alt mimarda şu Endo olduğu için güvenli bir yaklaşım kullanılmaya çalışılıyor. Bunu da inceleriz. Ben biraz incelemiştim bunu hatta hatırladığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi işte varlıkların burada üretilmesi, diğer mintleme işlemleri, güvenlikle ilgili kısmı, miktarlar gibi şeyler var. Bu Introduction to Zoo diyor. Oraya geçelim. Bir de Zoo diye bir kısım var. Zoo dediği de aslında bir framework. Şimdi siz bu varlıkları ürettiniz ve bu varlıkları elektronik hak transfer protokolü ile iletişime geçirdikten sonra bunları bir framework içerisinde bu akıllı kontratları falan muhafaza etmeniz ve hayata geçirmeniz gerekiyor. Burada da işte Zoe devreye giriyor. Zoe de size bir framework olanağı sunuyor. Yine Zoe, Agori'nin geliştirdiği bir şey. Çeşitli frameworkler geliştiriyor, çeşitli blok zincirler. Yani şunu diyor, ben sana bir framework geliştirdim. Bu framework içerisinde birçok şeyle sen uğraşmadan detaylı, sadece istediğin Lego parçalarıyla işine odaklanabilirsin. Şimdi o Lego parçaları ne? Ona da biraz bakalım. Burada bakayım anlatmış mı? Ben bunu yazıda yazmıştım. Şunlar aslında komponentler. Yani buradaki gördüğünüz konteynerlerdeki gibi sen önce komponentlerini seçiyorsun. Daha sonra dağıtık uygulamanı yapıp markette bunu yayınlıyorsun. Komponentleri seçme kısmını sitede nereye koyduklarına tekrar ben bir bakayım. Buraya. Gördüğünüz gibi örnek bir kod vermişler. Zoe'yi kullanarak fiyatlar, varlıklar,
deadline gibi tanımlamalar var. Şurası önemli. Buradaki basic'te bazı komponentler var. İşte fungible token'dan fungible token veya local currency gibi komponentler var. Onun dışında otomatik piyasa oluşturucu, işte borçlar, çağrılar, OTC masası gibi komponentler var. Bunların dışında tabii siz bir DeFi yapacaksanız dış dünya verisine de ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Orada dış dünya verisini, burada Chainlink kullanılıyor diye hatırlıyorum ama kontrol ederiz. Alabilmeniz için veriler var. Zincir üstü Oracle verileri, zincir dışı Oracle verileri. Burada IBC'ye bağlanma var. Onun dışında UI araçları ve widget'lar var. İşte React depleri, bildirim aracı gibi araçlar var. Tabii bunlar gitgide gelişir. Evet, Chainlink. Connect with IBC Cosmos diyor. Transferleri agorik hesabınızı veya köprülerle diğer zincirlere kolay bir şekilde transfer edebilirsiniz. Burada birlikte çalışılabilirlik önemseniyor, muhafaza ediyor. Burada Ethereum'a bağlanabiliyorsunuz. IBC, Chainlink'e bağlanabiliyorsunuz. Bu biraz daha işin finansal boyutu. Burada kontrat örnekleri ve DEP örnekleri de var. Mesela bir Oracle kontratı, bir fiyat yetkilendirme kontratı, hazine, borç kontratı gibi kontratlar var. Mesela bir tanesini inceleyelim. Burada anlatımı var. İşte bunları mesela döküman yapabiliriz. GitHub üzerinden bakabiliyorsunuz. GitHub üzerinde bütün kontrat kodları da var. Şu Zoe framework ile ilgili aslında zaten bütün bunlar. Gördüğünüz gibi dokümantasyonda kontratlar var. Bunun dışında DEP kontratları da var. Birçok şeyi oturtmuş Agoric bu geliştiriciler için, inceleyebilirsiniz. Tabii diğer tarafta işin cüzdan boyutu, stake boyutu falan da var. Stake boyutunu çok önemsiyorlar. Tokenomics'leri falan bir başka videoda da inceleyebiliriz. Bir yönetişim var. Validator'ınızı seçme falan. Bunlarla ilgili etkinlikler var. Tokenomics'ler. Kendi Tokenomics'i bu şekilde. BLD Tokens diye bir token'ın dağıtımı var. Henüz bir token'ı yok diyebiliyorum Agori'nin. Direkt finansal tarafına bakmadım. Teknolojisine daha çok baktım ama böyle de bakılır. Bu takımdaki kişiler bayağı eski. Yani böyle babalar denilen kişiler. Yani bakabilirsiniz zaten. Daha çok YouTube kanalında içerik koyuyorlar. Bu arada Agoric. Şöyle YouTube kanalına da sıkılabilirsek. Neyse, onu da başka videoda incelerim. Ha, şurada var Discord'u, YouTube'u. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir dokümantasyon koyuyorlar. SDK'nin yüklenmesi gibi teknik dokümantasyonlar da var. Oynatma listelerinde de işte bu Office Hours, bu klasik blok zincirlerin yaptığı işte buluşmalarla ilgili haftalık buluşmalar oluyor genelde. Şu JavaScript'i daha güvenli yapmayla ilgili içerik. Burada bu ortamın kurulumu ile ilgili vesaire içerikler var. Daha ileri seviye bilgisayar mimarisi ile ilgili dokümantasyonlar da var. Bir de sohbetler falan da var. Bu Agoric üzerine konuşmalar. Bu mimariyle kullanarak Agoric, yani arka planda güçlendirilmiş bir JavaScript mimari türünü kullanarak farklı blok zincirler arası
DeFi'lerinizi üretebileceğiniz, bu üretim sırasında da buradaki hazır komponentleri falan kullanabileceğiniz bir Zoe isimli framework'e sahip geliştirme ortamı, bir Web3 yaklaşımı. Bu ilk video olsun. Eğer yine ilgi olursa diğer videolarda da artık bunun direkt yazılımsal tarafına odaklanan birkaç içerik hazırlarız.